Hilmi, gelsene seninle bir şey konuşalım. Hilmi, ne diyeceğim bak. Ne oldu hadi, bir eksik mi kaldı? Halledelim. Yok ya, öyle bir şey değil. Yani bu yaşadığımız süreçte gerek babamın ölümünden sonrası olsun, gerek cenaze işlemleri olsun. Bak Ali, öyle teşekkür edeceğim falan deyip benim canımı sıkma. Ne dedik? Senin babansa bizim de abimiz. Ya tabii ki öyledir de işte. Benim tabii ilk kez babamız öldüğünde her şeye yetişemedim haliyle. Yetişemezdim de zaten. Senin sayende her şeyi olayca hallettik. Allah razı olsun. Ben babamı erken kaybettim Ali. Anam bir kenarda ağlarken küçük başımla odanın kapısından babamın üstünde beyaz örtü varken izledim. Üstünde kolum kadar bir bıçak vardı. Bıçak ne işe yarayacak diye düşündüm en başta. Kesmezlerdi babamı herhalde. Sonra yine baktım babama. Kapı gibi adam. Ben nasıl sırtlarımda taşırım bu adamı, gömerim diye ağlamaya başladım. İşte tam o anda Şerif abi vurdu sırtımı. Kenara çekil bakalım delikanlı dedi. O, Tahsin abi, bir de mahalleden birkaç delikanlı alıp götürdüler babamı. Anamın yanına koştum hemen. Babamı götürüyorlar demeye. Bir baktım anam da yanlarında. Sağ olsunlar. Her şeyi hallettiler, yıkattılar, gömdüler. Bana sadece anamın yanında ağlayıp uyuyakalmak düştü Ali. Sonra bir uyandım. Babamı gömmüşler. Anam yemek yapıyor. Ondan işte Ali. Bak sakın teşekkür ederim falan deyip canımı sıkma beni, tamam mı? Senin babansa bizim de abimiz. Allah razı olsun. Dükkanı ilk açtığımda haftada 3 gün kapısındaydım. O da sağ olsun gelir. Arabalarda anlamadığım ne sorun varsa çözüp giderdi. Ama işte öğretmeye çalışırdı. Ben okumamak için otoya girmişim. Tek kulak dinlerdim. Bir gün dayanamadım. Yeter anlattığın dedim ya. Haftada 3 gel de yövmeye gidelim. Allah şöyle esaslı bir tokadı çarptı bana. Vallahi mi? Vallahi. Bir daha da girmedi tamirhaneye. İyi gidi abim ben. İlk başta beni pek sevmezdi. Mahalleye gelip çilingirciyi açtığımda 2 saat sorgulamıştı. Ne belli hırsız olmadığını diye tepemde dolanıp durmuştu. Ya abi dedim, mahallede kaşık çaymasını mı saklıyorsunuz ya? Hırsız olsam burada işim ne dedimdi de. Anca duvardaki baba hakkı posterini görünce ikna almıştı rahmetli. Hey gidi Tahsin abi ya. Rahmetli. Sen de anlat Yiğit. Ben çok tanımazdım Tahsin abiyi. Ali ile Metin'in arkadaşıyım ben. Nasıl ya? Kaç kere konuşurken görmüşler sizi. Motorla ilgili. Ben motorla ilgiliyim. Ne yapak? Gidek mi eve? Rahatsız etmeyelim ya. Ha? Vallahi cenaze evi. Ne çok kalabalık tutmak gerek ne de boş bu akşam. Arada kısa kısa uğramamız lazım. Hilmi çocuğun bir baba figürüne ihtiyacı var dedim telefonda. Sana yolladım. Bu ne lan? Ya ne yapmışım ya? Ne yapsam yenilemiyorum. Ben ta Amerikalardan getirttim bunu. Baba. Çocuğa geceleri yatmadan önce kitap oku dedim. Ben kitap okumuyordum ki. $100 üstündeki yazıları okumuşum. İngat bir trust diye dolanıyor lan çocuk evde. Kalbine Allah korkusunu saldım işte. Fena mı yaptın? Ulan Hilmi'cim her şeyi parayla çözemezsin. Gerçi sen düğünümüzde de insanlara zarfın içinde davetiye değil 20 TL yollamış adamsın. İşin kötüsü herkes senin düğünün olduğunu anladı. Anlar tabii. Ya adam 500 tane davetiye için 1500 lira para istedi benden. Ben de ne yaptım? 50 tane 20'liğin üstüne yeri ve zamanı yazdım. Para vatandaştan esnafa, esnaftan mahalleliye. Bir haftada her yeri dolandı zaten. Üstelik 500 lira da kâr ettim. Bir de böyle düşün. Hilmi beni delirtme. Beni çıldırtma Hilmi.
Sen bu çocuğa kötü örnek oluyorsun. Ya ne yapsam yerinemiyorum ya. Ben çocuğa hayatın gerçekliğini öğretiyorum. Nasıl dobra bir insan olunur? Bunu anlatıyorum. Dobra mı? Evet. Ulan bu yaşta çocuğa nasılsın dersin? O da sana cevap olarak teşekkür ederim efendim, siz nasılsınız der. Bizimkine geçen bir arkadaşım nasılsın dedi. Taşaklarım ağrıyor dedi lan kadına. Vay terbiyesiz çocuk. Vay terbiyesiz çocuk ya. Oysa onun yerine geçecek en az 100 tane mecaz var. İnsan billur der, taş taş der. Bak ben çorba diyorum, biplemiyorlar mesela. Kes! Ya sen çok düşüncesiz bir adamsın. Ben buraya gelirken her seferinde 3 saat yol geliyorum. Biz mesela niye her seferinde bu restoranda buluşuyoruz acaba? E çünkü burası benim restoranım. Ya yeni bir işe gireceğim, inşaat işi. Nakit lazım bana. E bir yeri de satmam lazım. Bir yandan gözlem yapıyorum, bir yandan da seninle buluşuyorum. 2 işi bir arada yapıyorum yani. Bu arada burası bayağı iş yapıyormuş ha. Satmayayım ben burayı. Ben sana dayanamıyorum ya. Ben sana dayanamıyorum. Senin yüzünden sinir sahibi oldum ben. Ne halin varsa gör. Düşüncesiz herif. Pislik. Kim düşüncesizmiş ya? Külliyen iftira ya. Nereye, nereye gidiyorsun? Oğlum buraya. Bayağı azıkmış burası ya. Ben burayı satmayayım o zaman. Ya niye sadece su içiyorsunuz? Ola mola bir şey söyleyin. Olmaz mı böyle? Hanımefendi telefonla oynayacağınıza bir tatlı siparişi verseniz hiç fena olmaz valla. Bakayım. Oh, bunları da çaya bağlamış. Oğlum hesap mı ödeyeceğim lan ben? Al bunu. Baba. Bir gün sana işim düşebilir. Ama o gün hiç gelmeyebilir. Bir de böyle düşün. Neymiş neymiş? Düşüncesizmişim. Hıh. Hop. Böyle şey olur mu ya? Olur mu böyle şey? Al bakalım. Hadi hop hop. Başkalarının düşüncelerine değer vermiyormuşum. Ne oluyor ya? Bir şey olduğu yok. Bu oluyor bu. İlerle, ilerle. Sizi şikayet edeceğim. Şikayet edeceğim sizi. Beyefendi, 7 yıldır bu işteyim. Bir kişiye yalan demedim. Ama şu anda size orospu çocuğu demek üzereyim. O eşeğe getirdiniz beni. Ne oluyor burada? Hı? Hilmi cevap bekliyor. Evet. Hilmi Bey, bu or... Bu beyefendi. Evet. Geçen hafta 2 çorap alana 3.'sü bedava kampanyamızdan yararlanmış. E bravo ona. Şimdi o 2 çorabı giymeden geri getirmiş, parasını geri istiyor. E verin gitsin. E 3. çifti vermiyor efendim. O çift bedava değil miydi arkadaşım? Bedava değil miydi o çift ya? Evlat, adam kendi çapında çakallıklarla uğraşıyor işte. Siz de yardımcı olun. Ne kadar maaş alıyorsun sen? Ederim de senin. Hı? Ederim de. 1.000 lira kadar efendim. Tamam, %10 zam sana. Verin şunun 2 çift çorabını. Verin. Düşünceli Hilmi benim adım. Peki efendim. Çok düşünceliyim değil mi? Evet. De niye? Öyle işte. Düşünceli Hilmi'yim ben. Ulan adama da yeni zam verdim. Burayı da satamam şimdi. Ya Allah. 1 çift çorap yüzünden başıma açtığın şeye bak. Köpek! Köpek! Tüh senin çorabına sıçayım ben. Tüh! Oldu mu oğlum? Ha? Anne, anne. Çay, kahve? Bir şey almayacağım Ali. Motor konusunda ne yapacağınızı öğrenmeye geldim. Çay, kahve, dayak. Bak, bunu sormak için biraz erken. Biliyorum ama ne düşündüğünüzü öğrenmem lazım. Vallahi icatla ilgili artık bir şey düşünmüyoruz. Evvelden vardı ama taze bitti. Bence birlikte çalışmayı düşünmeliyiz. Yiğit, özgür bırak kendini. Hadi git. Git. Yiğit git. Yiğit git. Gedardı hıyır. Hilmi kendisine ait olmayan bir şeyi merak etti. Düşüncesizmişim. Hı. Ali! Ali! Bir gelsene 2 dakika. Efendim Hilmi? Gel gel. Şu icadı bir anlatsana ya. Ya neyini anlatacağım işte Hilmi? Bildiğin araba motoru. Araba motoru ne ya? Arama değil lan. Beyle, beyle. Taşıt. Hilmi bunu merak etti. Bak bu adam köpek yavrusu gibi sizin peşinizde dolaşıyor. Sizin şu dükkana gidelim de şu motoru bana bir enine boyuna anlat. Hı? Vallahi azıcık işim var. Onu bir halledeyim. Şöyle bakarız. Hilmi beklemede. Ali, Metin. Gurur duydum lan size. İyice daldın gittin ya. Hani icadı anlatacaktın bana? Ali! Ya Hilmi ya. Neyse şimdi. Dünyadaki en büyük rezervlere sahip olduğumuz maden desem aklına ne gelir? Fındık. Ya, maden diyorum ya. Tuz. Ha? Tuzlu fıstık. Bor madeni ya. Bor bor. Hani şey derler ya. Geçti borun pazarı Süreşşehir Niğde'ye. İşte oradaki Niğde olmayan yer. Bor 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 bor. Eşleşme tamamlandı. Boktaki bor mu?
Vallahi bende yok. Yani bakmadım. Bilmiyorum ya. Maden işte lan. Yani dünyada en çok Türkiye'de çıkarılıyor. Vallahi. Bu bor madeninden yakıt ürettik. Su katarak çalıştırıyoruz. Ne? Vallahi mı? Yemin et. Sen ne diyorsun Ali? Yakıta su katmak suç sayılmayacak mı artık? Allah! İlmi buna taptı. Bu bizim ölüm Ali! Ali! İşte biz de bu yolla çalışan motor yaptık. Bak buraya kadar iyi gidiyordun. Burada iyice saçmaladın. Yolla çalışan motor ne ya? Yolla değil ya. Borla, bor. Şunu bir öğren artık ya. Üstelik bu motor havaya egzoz gazı vermiyor. Oksijen veriyor. Bana ne? İşte babamla arkadaşları da acaba bu motor çalışır mı? Bu motor yürür mü diye çalışıyorlardı. Bitirdiler mi peki? Çabuk söyle. Bitirdiler mi? Bitirdiler. Yani çalışmalar bitti. Tam prototipi yaptık. Çalıştıracaktık. Tık. Hilmi bunu anladı. Anlamakla kalmadı. İlginçti. Ya Ali, fındık, fıstık, tuz, mor falan uzatma ya. Şunu adam gibi anlat. Benim anlayacağım şekilde spesifik anlat ya. Spesifik? Yakışmadı mı ağzıma? Yapışıyor ağzına. Tamam ya, o zaman enine boyuna anlat. Senin anlayacağın şekilde söyle. Hadi. Sen ne yaptın? Hiçbir şey anlamadım. Şimdi Hulusi Kentmen gibi babacan konuşmak karakterimle çelişecek ama... ...anlatırken gözlerindeki parıltıyı bir görseydin Ali. Bir görseydin. Şimdi ben şey yapmayayım ya. Yap. Bence sen bu icattan kopma Ali. Ama yine de sen bilirsin. Bana kalırsa sen bu icattan kopma Ali. Yine de sen bilirsin. Ama bence kopma Ali. Ama yine de sen bilirsin. Bu işin peşini bırakma Ali. Ama yine de... Ekmemedir koca konak. Ekleme aman. Ne oluyor lan burada? Hilmi buna bir anlam veremedi. Romantizm adeta can çekişiyor. El ele tutuşmuşlar. Ekleyemedir koca kulak söylüyor. Diğeri de kendinden geçmiş ağlıyor. Bak. Hilmi, göründüğü gibi. Lütfen kapıyı kapat ve çık. Mabudemle beni baş başa bırak. Ağız tadıyla bir mojito içtirmedin. Ya siz evlenmeden önce hiç kimse uyarmadı mı sizi? Hı? Hadi onlar akrabadır ses etmez. Nikah memuru ben bu nikahı kıyamam demedi mi ya? Senin çocuk bile lades olmuş. Bu şapkadan o tavşan çıkar ancak. İlmi yapıcı oluyorsun. Kalbim kırılıyor. Çilek ile Fiona. Biliyorum ama benim yeşil çirkin devle konuşmam lazım. Özel. Hani bir tek ben seni öyle çağırıyordum. Özelimizi mi anlattın Hayriye? Sana mı dedin lan Hayriye diye? Bana demiş olamaz herhalde. Büyük İlmi'ye Hayri diyecek kadar aşk sarhoş mu oldu bu kadın? Çok mu seza içtin sen Mabudi? Bebeğim, Mabudem. Hadi sen eve git. Ben erken geleceğim. Aa, gene mi demedi? Bir tek İlmi mi sabırsız lan bu konuda? Amma da triple ha. Anlat İlmi. Ben çay bahçemin peyzajı için servet arayacağım. Sahilimde yok diye garabatak getirteyim. Onlara yuva yaptırtayım. Sonra vicdansızın biri yakalayıp yesin. Kulağa nasıl geliyor acaba? Olası. Gayet etli bir yaratık garabatak. Belki çirkin ama sinsi bir çekiciliği var. Ulan her etli hayvan yenir mi lan? Garabatak bu garabatak. Romantizmin simgesi o hayvan. Bak besin zincirinde yeri yok hayvanın yeri. Al bak. Resmi yok hayvan. Başka hayvanları bile yemiyor ama sen yemişsin. Allah. Beni karşılaştın bu şeylere bak. Karabatak hayvanını çiğneyebilecek diş yapısı bir tek bende var demek ki. Ya zorla insana kendini öldürtüyorsun ya. Duyan da o hala bir şey zannedecek beni. Hem senin Zeliş de az kanat kıvırmadı ha. Zeliş'e de kız. Yemişsin lan Zeliş'i. Nasıl kızayım? Allah'ım ya. Anam. Bir de isim mi koydun hayvana? Üstelik daha önce gidip fotoğraflarını çekmişsin. Güvenlik kamerasında iğrenç görüntülerim var. İzledim. Kiralık bir katil gibi keşif yapmışsın. Avını tanımışsın. Pusu kurmuşsun. Lan Sezai, denizde yüzen bir hayvanı nasıl yakaladın ya? Senin Zeliş suya daldı. Ben de arkasından suya daldım. Giderken böyle boynundan yakaladım hayvanı. Düşünsene. Karabataksın. Suya dalmışsın. Gidiyorsun. Arkana bir dönüyorsun.
Sezai'ye hayvan. Hayvan ne şaşırmıştır ya. Ulan bu adam beni niye kovalıyor diye düşünmüştür. Düşmanı yok çünkü hayvan. Hiç av olmamış ki. Kaçma duygusu yok hayvanda. Tamam İlmi, tamam uzatma. Yeter. Bir daha yemeyiz karabatağını. Ya dünyada bu cümleyi kuran ilk insan evladısın. Daha önce gerek olmadı çünkü. Ya denizin barış simgesi o hayvan. Şimdi olimpiyat meşalesini yemekten, Hiroşima barış anıtını yemekten ne farkı var? Allah'ım ne kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ya. İnanamıyorum, inanamıyorum. Adam normal bir şeymiş gibi karabatağı yedim diyor ya. Allah Allah. Tadı aynı tavuk tadı. Bak şimdi bak. Besin zincirine karabatağı da ekleteceğim. Bir üstüne de senin resmini ekleteceğim. Bu hayvanın düşmanı bu hayvan diyeceğim. Milli eğitimi de dağıttıracağım. Uğraşacağım, pes etmeyeceğim. Hazmedemiyorum, hazmedemiyorum. Ha? Hem karayım hem etliyim. Benim de boynumu koparıp yemeden ben gideyim. Hilmi senden tırstı. Et onu! Allah Allah. Durduk yere iştahımı açtı ya. Üsküdar sahiline mi insen mi acaba? Kendilerini zaten tanıyorsunuz. Borla çalışan motor yaptılar. Evet yaptık. Evet yaptık. Bize evlenmek istediklerini söylediler. Söyledik. Söyledik, söyledik. Tabii. Evet. Söyledik. Biz de kıramadık, programımıza çağırdık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bekar olan benim. Abim evli zaten. Buluş yapmaktan vakit bulup evlenememiştim. Bu yüzden benim için geldim. Ama bana da talip olursa bir görmek isterim. Yanlış anlaşılmasın. Alıcı değilim. Bir bakacağım sadece. Yorumcumuz Kamil Bey'e dönüyorum. Acaba bir yorumu olacak mı? Yeter ki kafaları uyuşsun. Mutlu olacaklarına eminim. Eğer mutsuz olmazlarsa tabii ki. Bence mucize kız verilir. Evet. O zaman paravanı açıyoruz. Fena değil ama hemen karar vermeyelim. Vallahi ben beğendim. Biz yine bakalım. Bu da bir yere kaybolmasın. Kenarda bir yerde beklesin. Sonuçta parayı bulduk sayılır. Şanındandır. Karıyı her an boşayabilirim. Hemen yorumcumuz Kamil Bey'e dönüyoruz. Kamil Bey, söz sizde. Duygularınızı alabilir miyiz? Ne diyeyim Beril Hanım? Elektrik alıp veremedilerse zor tabii. İlk bakış çok önemli. Bakmasını iyi bileceksin. Ama ben onu çok seveceğine ve hiç üzmeyeceğine eminim. Küçük kavgalar olacaktır ama onlar da bu işin tuzu biberi sayılır. Azıcık şüphem vardı. O da bitti şimdi. Şu programa çıktılar ya, güven verdiler bana. Helal olsun çocuklara. Vallahi helal olsun, bravo. O kadar uğraştılar ya insanlık için. İnşallah hayırlı bir kısmet bulurlar da biz de borcumuzu bir nebze olsun ödemiş oluruz. Yani toplum olarak. Sırf bizimkiler değil. Bunlar da bulduysa tamamdır. Hilmi doğru yolda. Bu ne Hilmi? Hani artık hava atmayacaktın lan benzinliğinle, he? Mal varlıklarımızı dökeceksek ben de benim çocuğu getiririm Hilmi. Bütün gün uğraşırsın valla. Yok ya ne benzinliği? 16'sını da sattım ben. Ama işte daha diyemedim. Kime? Ne yapacaksın acaba ya? Hı? Ne yapacaksın? Gidip onların karabataklarını da boynunu kopartıp yiyecek mi? Et o mu? Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Be Allah'a ısmarladık. Biz gidiyoruz da helallik almaya geldik. Nereye lan? Kocaya mı kaçıyorsunuz yoksa? Yok abi, olmadı. Bırakıyoruz mahallenizi. Tutunamadık. Hmm, Oğuz Atay diyorsun yani. Ne yapalım ağa? Ver müziği. Na, 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 na. Ne yapalım ağa beyler? Kaderimiz de yokmuş. Biz de rızkımızı başka yerde arayalım dedik. Fena mı ettik? Ağabey! Haydi. Helal edin hakkınızı da gidelim biz artık. Yapay değil ya. Gerçek. Hilmi tuz tadı aldı. Oğlum biz aynı mahallenin esnafıyız lan. Eğer birbirimizi korumazsak kendimize nasıl aynı mahallenin esnafı diyeceğiz ya? Koçlar, bizim mahallede esnaf batmaz, kapatmaz. Biz bakarız kendi çaremize. Şimdi sizin esas derdiniz ne onu söyleyin. Ney lan sizin derdiniz? Sizin derdiniz ne oğlum? Ya yok bunların bir derdi miydi ya? Adam korkutamıyorlar, dükkan patlatamıyorlar. Sezai'nin oğlan bile posta koyuyor bunları. Her gün çikolatasını yiyor ya. Lan bak, benim oğluna şeker falan vermeyin. Körmer olur bak, sakın ha. Biriniz de haraç vermediniz ama. Az kalsın ne biçim dövüyordunuz bizi? Tamam ona, tamam yavrum siyaset karıştırma. Yalan mı abi? Biz ekmeğimizdeydik, raconumuzu kestik. Ama bir tanesi dönüp şöyle korkudan kaşlarını büzmedi bile. Sopayı mı yaptın lan sen? Tamam Cem.
Tamam yavrum. Manyak mı? Evet, büzmediler. Ne yapalım? Buraya kadar. Müziği ver. Hadi gidelim. Durun! Gitmeyin lan. Taraş kesin benden. Dükkanımı beni koruyun. Kaç para size vereyim, gitmeyin. Vallahi bu Turgut abi. Vallahi. Beni niye yapıyorsun lan? Kupek, 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 kupek. Seni Rus para biriminin kuruşu olan kupekle dövdüm. Her tokat 5 kupek. Yani 20 TL falan yapıyor. Al bunu, git sarıl, git sarıl. Sıkmayın lan. Sıkmayın. Rüya bak ya. Anne kupek ve yavruları gibi oldular ha. Bak. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!